Kale Belediyespor antrenmanında teknik sorumlu Gökhan Kaynak ile birlikteyiz. Hocam bu hafta sonu 14. haftada Çalı Belediyespor deplasmanına gittiniz. Denizli derbisinde. Orada 0-0'lık sonuçla ayrıldınız. Maçı değerlendirir misiniz? Yani tabii şimdi her şeyden önce Denizli derbisi olması maçın önemini bir kat daha artırdı. Aynı zamanda aynı puanda olmamız, ligde 3 ve 4. sırada yer almamız tabii ki bizim de hedefimiz, Çal'ın da hedefi yani şampiyonu Denizli'den çıkarmak. İnşallah da öyle olur. Yani maç bizim için şu anlamda önemliydi. İlk yarı biterken son 6 hafta iyi bir çıkışımız vardı. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyorduk. Hedefimiz galibiyetti ama beraberlikle döndük. Baktığımız zaman 2 puan kaybımız var gibi görünüyor. Çıkışımızı sürdüremediğimiz görünüyor. Ama daha ligin başı, 12 hafta var önümüzde. İnanıyorum ki inşallah bu haftayla yine evimizde oynayacağımız şut maçıyla birlikte tekrar bir ivme yakalamak istiyoruz. Galibiyetler adına, kazanan takım olma adına. Yani ikinci yarı daha zor geçeceğini daha önceki benim de yaşadığım tecrübelerimden biliyorum. Yani üçüncü ligde de bu ligde de ikinci yarılar biraz daha zor oluyor. Çünkü bu ligde takımların 2 tane hedefi var. Ya düşmemek ya şampiyon olmak. Tabii düşmemek için de sonuçta takımlar transfer yapıyor, kadrosunu güçlendiriyor. Nitekim de öyle bir ikinci yarı olacağını düşünüyorum ben. İkinci yarı belirleyici olduğu için değil mi hocam? Tabii yani sonuçta artık telafisi olmayan haftalar oynuyorsunuz. Arayı yukarıyla açmamanız gerekiyor. Eğer hedefte kalmak istiyorsanız kazanmanız gerekiyor. İçeride dışarıda rakip fark etmeyecek. Çünkü biz son gerçekten 6 haftaya baktığımız zaman iyi bir çıkışımız var. O çıkışımızın olduğu dönemlerde hep rakiplerimiz bizim üstümüzde. 1 ve 2, 3, 4. 5. sıradaki rakiplerimizdi. Yani inandığınız zaman istediğinizi alabiliyorsunuz. İkinci yarı bizim için de öyle olacağını düşünüyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Dediğim gibi telafisi olmayan haftalar bu ligde artık aranın fazla açılmaması gereken haftalar ki kazanarak devam etmeniz gerekiyor. İnşallah da öyle olur. Tabii şimdi Şuhut maçı ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi bizle birlikte Şuhut baktığınız zaman. Kolay maç olmayacak. Zaten bu ligde oyuncularımla hep paylaşıyorum ben. Hiçbir maç kolay değil ama biz zaten her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Yani burada ne oyuncularımız ne biz maç seçmiyoruz. Bizim için yani baktığımız zaman Şuhut maçı da, Dikili Çandarlı maçı da, Uşak Vefa maçının da, Söke maçından ya da Ödemiş maçından hiçbir farkı yok. O düşünceyle sahaya çıkıyoruz, sahada var alıyoruz. Bu hafta da öyle olacak. Evimizde oynuyoruz. İyi bir maç olacak. İlk defa kendi sahamızda oynayacağız. Hocam ben de onu söyleyecektim. Kendi Tabii, sahamızdan seyirci taraftan tabii kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. Yani inanıyorum ki coşkulu, arzulu, istekli oynadığımız takdirde oynamaya çalıştığımız bir oyun felsefesi var. Bunu koruduğumuz takdirde maçtan galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Tabii buradan da taraftarlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Yani gerçekten pazar günü bizim ilk maçımız. Sahayı tamamen doldurmalarını istiyoruz. Bizi bundan sonra içeride dışarıda yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Hedefe yürümek kolay değil. 12. adam bizim için çok önemli. Bütün takımlar için önemli. Seyirci, taraftar da isteği. İçeride dışarıda inşallah bizi yalnız bırakmazlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadar layık olmaya çalışacağız yani. Takımda eksik var mı hocam? Ya şu an için tabii Hüseyin'in bir sakatlığı var. Çal maçından dizinde bir problem oldu. Lütfi'nin yine ufak bir sakatlığı var. Onun haricinde sıkıntımız yok. Yani düzeleceklerini düşünüyorum. İnşallah pazar günü tam kadro sahada olacağımıza inanıyorum yani.